Soruların sızdırıldığı iddialarının ardından KPSS sınavının tekrarlanıp tekrarlanmayacağı merak ediliyordu. İşte açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gece imzaladığı kararname ile göreve atanan yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan geldi. Sınava katılanlardan önce özür dileyen Ersoy, KPSS'nin iptal edildiğini duyurdu. Binlerce adayın merakla beklediği o soru yanıtını buldu. ÖSYM'nin yeni başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini duyurdu. KPSS sorularının sızdırıldığı iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevlendirdiği Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri ÖSYM'de çalışmalarına başladı. Çalınan her soru gençlerimizin çalınan hayatıdır. Sınav sorularının çalındığı iddialarının ciddiyetle ele alınması gerekir. Ankara'da gün boyu yaşanan hareketlilik gecede sürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında iddiaların merkezindeki yayın evinin iki farklı adresinde arama yapıldı. Hem Devlet Denetleme Kurulu, hem ardından YÖK Yüksek Öğretim Kurulu, hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve talimatıyla birlikte de bizim Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ekipleri bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Devlet işinin başında arkadaşlar. Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri bugün yine ÖSYM'deydi. İncelemeler sürerken yeni ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy'dan açıklama geldi. Sınava katılanlardan özür dileyen Ersoy, KPSS'nin iptal edildiğini duyurdu. İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının bir yayın evinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir. Her şeyden önce böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri, hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir. Yeni sınav tarihleri 17 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak. Adaylardan ilave ücret talep edilmeyecek.